Evet, merhabalar. Sevgili dostlarım, herkes hoş gelmiş diyorum. Evet, yavaş yavaş toplanmaya başladık. Bugün Nur Subaşı bizimle birlikte olacak. Duayı, meditasyonu ve birlikte olmanın kuvvetini konuşacağız. İnanın Türk toplumu kadar güçlü bir toplum yok. Hepimiz bir işin ucundan tutuyoruz. Maddi manevi kalbimizle oradayız. Herkes bir işin ucundan tutuyor. Dualarda buluşuyoruz. Birbirimize kenetlendik. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Evet, Nur Subaşı geldi. Hemen kendisini yayına alıyorum. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Elimizden geldiğince çalışarak, çabalayarak yani daha iyi günlerimiz Günümüz de olacak. olacağını Evet, düşünüyorum. az önce onu söylüyordum. Türk toplumu olarak ne kadar güçlüyüz, öyle değil mi? Hepimiz bir işin ucundan tutuyoruz. Maddi manevi destek olarak oradayız. Dualarla oradayız, meditasyonlarla oradayız. Paketlemede, yolda, tırda, her yerde hepimiz bir işin ucundan tutuyoruz. Kenetlendik, bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Bugün Ercan'ın sayfasında gördüm. Bir çocukla bir annenin sesi gelmiş. Onun heyecanını yaşadım az önce. Sanırım yarım saat önce önüme düştü. O kadar güzel ki kaçıncı gündeyiz ve halen ses geliyor ve dualarla kurtulduğunu inanıyorum ben o kişilerin. İnşallah iyi haberlere gelecek. Dualar devam ettikçe, hep birlikte oldukça diyorum. Evet, yani ben de bölgeyle sürekli görüşüyorum. Olağanüstü kurtulma mucizeleri arkadaşlarım yine yolluyorlar, özelden yolluyorlar. Elbette Türk halkı tek yürek, tek bilek olduk, tek can olduk. Orada ne bir etnik kültür, ne bir din, ne bir mezhep ayırmadan ki zaten Türklük bu demektir. Göre ben bunu anlıyorum. Herkes canla başla çalıştı. 7'den 70'e herkes gücü doğrultusunda. İnanın gurur duyuyorum. İşte bu da bizim için bir sınavdı. Bu da bir kurtuluş savaşıydı. İnsanlık bugünlerde belli olur. Zor zamanlarda belli olur. Bizim insanımızda, Anadolu insanında zaten bu vardır. Biz günler kenetleniriz. Gidin mesela Anadolu'ya, bir cenazede küslük olmaz. Herkes oradadır. Bir düğünde herkes oradadır. Gönül kırgınlığı olmaz. Bu Türk halkının yüce gönüllü olmasından dolayı elbette içeriden ve dışarıdan bir takım tahrikler hep olmuştur. Maalesef üzülerek görüyoruz ama özümüzde bu olduğu için, birlik olduğu için belki de tüm dünyayı korkutan durum bu durum. Türklerin bu asil kanı, asil duruşu, güçlü duruşu, bir olması ve kenetlenmesi. Şimdi inceliyorum çadırlar, battaniyeler, tırlar, ilaçlar, her meslek grubundan madenciler. Yani o kadar güzel kenetlenmiş bir ülke var. Gönül isterdi biraz daha iyi bir organizasyon, biraz daha profesyonel bakış açısı. Belki askerler daha mı önce girseydi diyorum ama ben konuyu anlamam, siyasetten de hiç anlamam. Tabii işte insan zihin düşünüyor bunları, bazı şeyleri düşünüyoruz. Hala ümidim var. Yani hala yer altından çıkan, o enkazın altından çıkan insanları, yürekleri gördükçe her an dua etmeye devam ediyorum. Çünkü hayat var, umut var. Umudum bitmez. Yani çıkacaklardır. Biz var gücümüzle şimdi hem maddi alem için çalışıyoruz. Elbette ki elimizden geleni Türk halkı olarak günlerdir çok güzel ispat etti. Herkes kendine, aslında kendine ve ülkesine ispat etti bu duruşla, bu onurlu duruşla. İşin bir de manevi yanı var elbette. Şimdi onu da yapıyoruz. Çünkü yaratımda kutsal geometrinin içinde bu vardır. Biliyorsunuz kutsal geometri Allah'ın imzasıdır. Çeşitli semboller vardır. Bu semboller insan beyninde de bulunur. İnsan bedeninde de bir kutupluluk vardır. Bizim mesela sağ beynimiz mana alemiyle ilgili, hayallerle, yaratıcılıkla ilgili, yeteneklerimizle ilgili. Sol beynimiz ise dünya işleri, maddi alemle ilgili. İşte biz bunu dengelediğimiz zaman her şey, taşlar yerine oturur. İşte bugün de yeni bir meditasyonla bu taşları
yerine oturturacağız. Yani her anlamda elimizden geleni yapalım. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Dua bizden, kabul etmek ondan. Ne diyelim, canı gönülden, tek yürek olarak elimizden geleni yapıyoruz. Rabbim de kabul ediyor gibi geliyor. Yani görüyorum, çünkü enerji görüyorum. İnsanların biraz daha rahatlamış olduğunu hissediyorum. O ilk meditasyonlarda gittiğimizde çok karanlık. Biz tabii duru görü olarak pek çok dostum da var elbette. O ağır enerjinin daha kalktığını, daha nurani, daha huzurun hakim olduğunu söylüyorlar. Dilerim, umarım, hani ben orada değilim, maddi bedenim olarak değilim. Ama gidiyoruz elbette. Daha iyi bir enerjinin aura alanının olduğunun ben de farkındayım. Evet. Binlerce şükür. Öyle olduğunu hep birlikte inanıyoruz. Yani kaçıncı gün olmasına rağmen hala ses geldiğine göre bu hepimizin dualları, hepimizin gönderdiği beraberlik içinde yaptığımız sinerji enerjisinden ve Rabbim ekmeği olan, suyu olan, içeceği derler diye eskilerin sözü vardır. Yiyecek ekmeği varsa onu taşın altına da koysam oradan çıkar diye. Sanki herkesin kaderini yaşıyor ve kısmetini yaşıyor. İnşallah bizim dualarımızla birlikte güzel kaderler, güzel yaşamlar olsun dileyelim. Tüm kalbimizde oradayız. Evet, ben de duyuyorum. Oranın aurasının daha da parlak olduğunu, artık hani renginin açıldığını söyleyen dostlarımız var. Çalışmalar yapıyoruz hep birlikte. Evet, şimdi nasıl yapalım? Meditasyonun gücünü biraz anlatalım mı? Meditasyon ne işe yarar diye dostlarımız da oluyor. Sadece işte Esma-i Hüsna'ları mı okusak, işte Kur'an-ı Kerim mi okusak, ne yapsak diye iki grup var. Hani şaşırıyor bazı dostlarımız. Biraz bu konuya da açıklık getirelim ya. Aslında fark olmadığını. Tabii ki aslında şudur. Meditasyon demek tefekkür demektir, rabıta demektir. Meditasyon içe dönmek demektir. Yoksa bu bir din değildir. Ama her dinin içinde bulunan derin bir bilgidir, derunidir. Tasavvufta da bunu görürsünüz. Budizm'de de görürsünüz. Katoliklere de gittiğinizde görürsünüz. Yani Müslümanlıkta zaten vardır. Ancak tabii ki bunu usulüne göre yapmak gerekir. Çok da çeşitli meditasyonlar var. Elbette mantra meditasyonu, esmalarla yapılanlar var. Orada eksik bir bilgi var. Esmaları çekiyorsanız onun sayıları çok çok önemli. Bir de esmalar zıttıyla okunur. Onu bilmediklerinden bazı arkadaşların işte daha değişik haller içine girdiğini görüyorum. Bizde denge esastır. O dengeyi şaşmamak gerekir. Eksik hesaplama yapmasınlar, doğru hesaplarla yapsınlar. Ama tabii ki her ibadet, yapılan her çalışma çok özeldir, çok kıymetlidir. Hepsi bizim için önemlidir. Hele bir de koşulsuz sevgiyle, evet, karşılıksız yapılan ibadet. Canlı gönülden deriz biz ona. Hani orada bir karşılık bekleniyorsa durmak gerekir. Ya da görev savuyorum gibi yapılıyorsa orada da bir düşünmek gerekir. Ama onun haricinde yapılan her ibadet çok çok önemli bizim için. Meditasyon konusuna girmeden önce bir noktaya değinmek isterim. Bizler şimdi tabii duru görüsü olanlar, ben de çok ölülerle mesaim olmuştur çocukluğumdan beri. Bir iki yerde bahsettim bu konudan. Herkes, her canlı onurlandırılmak ister. Her varlık görünür olmak ister, görünmek ister. Şimdi bu kardeşlerimiz, yüreklerimiz orada canlarını kaybettiler. Üzülerek izledik, izliyoruz. Elbette birçoğunun düzgün bir mezarı olmadı. Düzgün cenaze törenleri olmadı. Ben yıllardır yaptığım hep bu ölmüş, ışığa geçememiş veyahut da öte aleme geçmiş varlıklarla yaptığım görüşmelerde ilk söyledikleri şey tören iyiydi ya da değildi gibi. Bu konuya çok takıldıklarını gördüm. Mutlaka düzgün bir mezarları olması gerektiğini istiyorlar. Bunu istiyorlar ve arkalarından onların gönlüne göre bir tören istiyorlar. Çok nadirdir, önemli değil benim için diyen. Benim gördüğüm ölülerden. Ölü de demek çok doğru değil. Çünkü ruh ölümsüz, biliyorsunuz. Buradaki beden ölümlü olan kısım. İstersen biraz daha derin girelim. Şimdi insan aslında ikili bir varlık. Yüce Rabbim ilk yarattığında göksel bir insanı yaratıyor. O nurani bir insandır. Fakat o günkü yaratımla insana kürelerin sırlarını veriyor tabii ki. Pek çok sırları da veriyor. Ama insan bir gün kürelerin ötesine bakıp dünyaya geliyor. Ve dünyaya geldiğinde
Hani denir ya, metaforda vardır. Suyun yüzeyinde kendi aksini gördü ve aşık oldu. Çünkü dünya insanı da işte bu topraktan yaratılan insan. Ve sonra ikisi birleşiyorlar. Yeryüzü insanını oluşturuyorlar. O yüzden biz öldüğümüz zaman bizim toprakla ilgili olan kısmımızı buraya gömülür. Veya bazı dinlerde yakılıp toprağa serpilir. Göksel kısmımız olan ruh dediğimiz kısmımız da yukarıya çekilir. Bütün olay bu. Şimdi burada kalan kısmı için öbür aleme geçenler düzgün bir tören isterler. O sebeple bizim de dinimiz de vardır. Bütün dinlerde, bütün uygulamalarda vardır. Hani o 7'si, 21'i, 40'ı, 52'si bunları hepimiz biliriz, duymuş. Hepimiz dinimiz, bütün insanlarız. O sebeple bizler çalışıyoruz. Elbette ki her saatimiz çok yoğun ama evde oturan hanımlar, beyler, her bulduğumuz 5 dakikada bir Yasin suresi okuyalım. Biz elhamdülillah Müslümanız. Ölülerin arkasından Yasin suresi okunduğunu bilirsiniz. Vaka da okunur. Fatiha da okunur. Dileniz neye dönüyorsa. Eğer ki okuyamam diyorsanız açın kaydından. Gözünüzle takip edin. Bu da değerlidir. O ölmüş dediğimiz maalesef ki enkaz altında kalan kardeşlerimizin ruhuna diye bunları yollarsanız çok kıymetli olur. Yani onlar da onurlandırılmış olurlar. Bu niyetle okumak lazım. Sizden bunu rica edebilirim. Yani bu kabul olur diye, gönüllerinizde yer bulur diye düşünüyorum. Şimdi bundan sonra meditasyon konusuna geçeyim. Meditasyon her dinin özünde vardır. Çeşitleri de vardır. İşte yapıyoruz. Bizler genelde içgörü meditasyonları yaparız ama ben yönlendirmeli meditasyonlar yaptırıyorum. Daha çok derslerde de böyle yaptırıyorum. Bugün de öyle bir şey yaptıracağım. Aslında meditasyon olayı gözlemci farkındalık olayıdır. Sizin üçüncü gözünüzün aktivasyonu ile ya da içsel gözünüzle ya da kalp gözünüzün açılması ile aslında oradaki olayları daha net bir şekilde görmeniz, gözünüzde canlandırmanız ya da duru gözünüz açıksa bizatihi o olayları görerek yaşamanızdır. Beş duyu organımızla bunu anlarız. 21 saniye kuralları var. Şart mıdır? Değildir. Yani bu tamamen sizinle ilgili bir durum. Her meditasyon çok özeldir, çok kıymetlidir. Burada yıllardır ben bu eğitimleri veriyorum biliyorsunuz. Bizim dostlarımız, maalesef 3. dünya ülkesi insanıyız biz. Hep bir aşağılık kompleksi, hep ben yapamam, edemem olmuş mudur? Hep bu psikolojide dostlarımız olmuştur arkadaşlar. Kendinize güvenin, kendinize inanın. O gördüğünüz şeyler doğrudur. Eğer hoşlanmadığınız bir şey görürseniz kalkıp bir dua edin, bir ayet-el kürsü okuyun, bizlere başvurun. Biz ne gerekiyorsa yaparız. Biz üstün olduğumuzdan değil, birkaç adım önde olduğumuzdan biz daha önce başladık bu işlere. Yoksa her ruh çok önemli. Her ruh çok özel. Yani benim de görüştüğüm, yaptığım meditasyonlarda her varlıkla görüşüldüğü, ancak her varlığın duru görüsünün açık olmadığını, o yüzden onların bu durumu anlamadığını söylüyorlar bana ruhani varlıklar. Şimdi şöyle ki, eğer sizin camınız kirliyse siz o camdaki kirleri görürsünüz. O camı temizlerseniz eğer bahçeyi görürsünüz. Birçok kişi, birçok varlık o kadar dünya işleriyle meşgul, o kadar camı kirli ki, o kadar koşturuyor ki dünyanın içinde, maddi alemin içinde, mana aleminin farkında bile değil. Ya da yaptığı ibadetleri şekli bir hale dönüştürmüş, farkında olmadan. Ben orada art niyetimiz bilmeden, şu kadar şunu yaparsam bu kadar bu adet oraya boğulmuş. Arkadaşlar bırakın şekli şemali, bırakın adetleri. Gönülden yapılan ibadet. Sen 2 rekat Allah rızası için kıl o namazı. Ama gerçekten inanın bana çok başka bir aile, hale geçersiniz. Hatta bir de namazdaki o belli hareketler vardır biliyorsunuz rükû secde. O hareketlerin anlamlarını öğrenin. Acaba secdeye gelmenin önemi nedir? Secdeye geldiğinizde fizik bedeninizde, duygusal bedeninizde ne tür değişiklikler olur? Veya biz ne olmasını bekliyoruz ki bu namazı kılıyoruz? Buradan bakın olaya. Yoksa basma kalıp bilgilerle giderseniz uyanışınız biraz daha geç olacaktır. Ben istiyorum ki şimdi şu anda tüm Türkiye'nin,
tüm dünyanın, herkesin idraki açılsın. Herkesin duru görüsü açılsın. Evet. Ama pozitif frekansta olmak haliyle. Herkes gerçekliği görsün. Gerçekten yaratımı, ilahi yaratım hiyerarşisini görsün. O zaman inanın bana, dünya cennet olacak. İşte altın çağ zaten budur. Şunu da söyleyeyim. Şimdi öte alemle ilgili olan durumları, hiyerarşiyi bazı kişiler anlayamıyorlar. Aynen bu dünyada olduğu gibi orada da bir hiyerarşi var. Öyle değişik sorular geliyor ki, işte Allah varsa gelsin şunu yapsın. İnanın şu anda herkes Allah'ın eli. Yani olayı değiştirmeyin. Burada hani Satguru'nun bir hikayesi vardır. Adamın biri selde kalmış. Önce sal geliyor, Allah gelsin diyor. Sal gidiyor, gemi geliyor. Yok diyor, Allah beni kurtarır. Sürekli bir ekipler geliyor, Allah beni kurtarır ve ölüyor. Hani diyor beni kurtaracaktın? Ben sana salı gönderdim, gemiyi gönderdim, her şeyi gönderdim. Sen kabul etmedin. Aslında her şey, herkes birbiri için sebeptir. Herkes birbirine yardımcı olur. Tüm ruhlar birbirine görünmez eterik bağlarla bağlı. Ve kader planının içinde herkes birbirinin öğretmenidir. Bunu unutmayın. Yani siz burada bir negatif bir durum, istemeyen bir durum yaşıyorsanız eğer, bil ki o arkadaş sana aynalık yapıyor kuantum alanda ve sana görmen gereken bir şeyi gösteriyor. Bu açıdan bakmak lazım. Aslında bize kader olgusu ve birçok dini olgu çok farklı anlatıldı. Belki de bugünkü dinin bu hale gelmesi, İslam için sadece konuşmuyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Bütün dinlerde hani bir tıkanıklık oldu ki olması gerekiyor. Çünkü bu dar şeyden geçecek ki açılacak. Bir de o basma kalıp bilgilerden dolayıydı bu. Ama şükürler ediyorum önümüzdeki 3 yıl içinde güzel açılımlar yaşanacağını, biraz daha idrakların günden güne açılacağını görüyorum. Bunları da görmek nasip olsun. İnşallah hepimize nasip olsun. Farkındalık arttıkça uyanış da hızlanacaktır. Aslında yaşadığımız şu zorlu günler aslında uyanışımızın ayak sesleri. Artık uyanma zamanımız, fark etme zamanımızın geldiğinin ayak sesleri, öyle değil mi? Allah diye gördüğümüz her şey, hepimizin içinde olan özün ışığı ve o özün ışığıyla biz birbirimize bağlıyız. Ve gördüğünüz, duyduğunuz, işittiğimiz her şey Allah. Biz sadece özü açığa çıkarmaya çalışıyoruz ve özün açığa çıkarırken de işte çocukluğumuzdan itibaren kodlanmış bir takım bilinçaltı kodlarımızdan dolayı o camın önü kirli dediğin kısımlar aslında bilinçaltı kodlarımız. Onları kaldırmamız gerekiyor, dönüştürmemiz gerekiyor. İnşallah bu tür birlikte cennetlendikçe, birlikte oldukça yayınların amacı da budur zaten. Ortak şuuru açmak, ortak bilinç alanı açmak. Yavaş yavaş ilerliyoruz diye ben düşünüyorum kendi adıma. Evet. Yavaş da değil aslında, gayet hızlandı. Öğrencilerime bakıyorum. Hepsi iki derste duruyor. Herkes kendi hızında ilerliyor. Çok Şöyle, göksel kapılar vardır. Belli dönemlerde bu kapılar açılır. Görürler bunları, görürler. Hatta dinlerdeki önemli gün ve geceler de bunlar için vardır. Yoksa orada başka bir şey kutlanmıyor. Gökyüzünde bir enerji kapısı açılıyor. Ve o enerjiler dünyaya aktıkça rahmet, bereket olarak, koşulsuz sevgi olarak, refah enerjisi olarak aktığı için, şifa olarak aktığı için aslında bizim kutladığımız budur. Ama tabii ki idrak diyoruz ya, bazıları da şekli olarak bir şeylerin içine girmiş ama neyin ne olduğunu henüz idrak edememiş, anlayamamış. Doğru da zaten anlatılamamış. Birçok şey vardır. Derine indiğiniz zaman aslında hurafe diye geçip baktığımız birçok şeyin altında gerçekten bilimsel sebepler olduğunu da görüyoruz. Ama işte araştırmak, o gözle bakmak lazım. Eksik bilgi aslında insanları bu hale getirdi. Hep bilgiler eksik verildi. Cümlenin başı zırp olup ortası. Yani ona bakınca mesela gece aynaya bakma. Şimdi buna baktığınızda hurafedir, çok saçmadır. Ama aslını öğrendiğinizde aa evet dersin. Şimdi tabii burada bir ders bizim söyleşi. Ama her şeyin sebebi vardır. Derin araştırmalar yaptığınız zaman bunlar açığa çıkıyor. Yine tabii Atlantis'ten gelen, Mu'dan gelen, Lemurya'dan gelen, yine bizde şamanik gelenekler, İnkalar, Mayalar, yani her bir geleneğin
Hatta Dogon kabilesinin bile her bir medeniyetin, kültürün kendine has bir takım özellikleri var. Onun bile içine indiğinizde çok fazla ortak noktalar olduğunu görürsünüz. Sebebi nedir biliyor musunuz? Bilginin kaynağı tek. Tek bir yerden geliyor. Allah bir tane. Onun bilgisi farklı şekillerde açığa çıkmış. Çünkü Allah, Tanrı, Tengri, Rab, bakın ismi bile o kadar çoktur ki Esma-ül Hüsna'da onun isimlerini açığa çıkarırız. Çok önemlidir. Yalnız burada şunu söyleyeceğim. Yeri gelmişken yanlış örnekler de görüyoruz. Allah ismini anarken çok dikkat etmek lazım. Beddua ederken bunu kullanmayın. Olumsuz bir şuur seviyesinde, olumsuz bir ruh halindeyken ağzınıza Allah'ın adını o anda almayın. Hep pozitif frekansta alın. Bunu rica ediyorum. O yüzden biz Allah derken bile çok dikkat ederiz. O andaki enerji nedir? Ruh halimiz nedir? Aman buraya dikkat edilsin. Dönüyorum konuya. Şimdi Allah Tanrı çeşitliliği sever. İsmi de çoktur o yüzden. Her ismi kullanabilirsiniz. Şart değil. Tanrı de. Türkçesi Tengri. Esma-ül Hüsna'daki isimlerini kullan. Var olan her şeyin yaratıcısı de. Yaradan de. Gönlünden ne kopuyor? Hepsini söyle. O hepsine kabul. Biz hepsine kabulüz. Dışarıya baktığında renk renk çiçekler, farklı farklı kokular, çeşit çeşit kuşlar görüyorsun. O çünkü çeşitliliği sever. Bu açıdan bakmak lazım. Yoksa bağnaz bir şekilde baktığınızda olaylar çok çirkin, çok farklı yerlere gider ve yargısız olmak gerekiyor. Koşulsuz sevgi zaten budur. İnsanlar birbirini seviyorlardı eskiden. Belki bu deprem bir kısmı insanı daha bir kendine getirecek. Hep bir koşulsuz sevgi. Bizdense severim. Yok. Hayır. Herkesi sev. Evladın da koşulsuz sev. Şu notu alırsam seni severim değil. Zaten evladını sev. Her şekilde kabul et. Yani o koşulsuz sevgi frekansına geçildiği zaman inanın bana dünya gerçekten altın çağını yaşayacak. İnşallah hep birlikte başaracağız bunu. Benim sesim ekolu geliyormuş. Ben yorumları kapattım donuyor diye. Daha az konuşmaya gayret edeyim. Neden öyle oldu bilmiyorum. Sesiniz ekolu geliyor diye yazıyor dostlarım. Evet, koşulsuz sevgiyle çocuklarımızı büyütmeliyiz derken aklıma şu geldi. Olumsuz görüntüler çok fazla ve olumsuz görüntüleri böyle müziklerle koyup işte paylaşmak herkesin psikolojisini bozuyor bence. Olumsuzlukları değil de hani güzellikleri paylaşırsak daha mı iyi olur sevgili Nur? Ve çocuklarımızı birazcık uzak mı tutsak acaba bu görüntülerden, haberlerden? Şimdi şöyle, çocuk anne karnına düştüğü andan itibaren daha hamilelik döneminde bile annenin bütün düşüncelerini, duygularını, hislerini yaşar ve hisseder. O yüzden anne karnı şifası benim temelde yaptığım en önemli seans çalışmalarından biridir. Anne karnından başlayan bu süreç özellikle 7 yaşa kadar çok etkili ve çok önemli. O yüzden bu yaştaki, bilhassa bu yaştaki çocukların yanında olumsuz şeyler konuşulmaz. Hamile bir hanımın yanında yüksek sesle bile konuşulmaz. Demin bahsettim ya, Kızılderililer falan ciddi cezalar verirler bu konuda. Elbette ki çocukların bu görüntülerini kullanmak, suistimal etmek gibi geliyor bana. Doğru değil. Ajitasyon yapmak gibi geliyor. Bu da doğru değil. Belki bunu yapanlar iyi niyetle yapıyorlar. Dikkat çekmek için bu konuya, ama farklı yerlere gidiyor. Bir de bilmeden negatifi besliyorlar. Bizim amacımız tamamen pozitife odaklanmak. Pozitif frekansı beslemek. Ben de bilirim, görülerimi çıkayım oraya yazayım. Bakın şu olacak, felaket tellalığı yapayım. Şu kadar takipçim artsın. Olmaz arkadaşlar. Yapamayız. Yapmamalıyız. Daima pozitif. Daima pozitif. Ancak bu bizi, ülkemizi güçlendirir ve kalkındırır. Evet. Biz pozitife çalışacağız. Bardağın tamamını görelim. İyisini söyleyelim. İyisini empoze edelim. Lütfen. Kötüsünü gördüğümüzde de tedbirimizi alalım. Yani ben size kötüyü görmeyin demiyorum. Ama bilimsel olarak yaklaşıp ya da manevi olarak yaklaşıp daima tedbirimizi alacağız. Ona göre ilerleyeceğiz. Bu çok önemli. Yine çok geliyor bana. Hocam bir sonraki depremlerde olacak. Tamam, görüyorum da. Bakın. Kader her an yeniden şekillenir. O yüzden sabit bir kader yoktur. Yeniden şekillenmesinin sebebi de şu. İnsan her an yeniden oluşur. Belki bu söyleşiden sonra 3-5 dostumuz, kardeşimiz "Aa, bu da böyle miymiş?" diyecek. Bir idrak uyanması yaşayacak. Her an
Hani der ya Kızılderili, dünkü su akmıyor, bugünkü su başka su der. O yüzden bugünkü her şey anlık değiştiği için kader de her an yeni bir rota oluşturur. Benim dünkü görümde olumsuz bir şey görmüşsem ama bugün Türk halkı olarak biz el ele verdik, Türkiye'nin kaderi değişti. Bu olaya böyle bakın. O sebeple dünkü görüler bugün iptal. Bugün daha güzel bir şey olduğu için yeni bir rota oluşturuldu. Hedefimize doğru. Bu daha kolaylıkla, daha uyumla, daha şifa odaklı bir rota. Ama biz ilk günden bana ne canım orada bölgenin insan, o bölgenin insanı şuydu, buydu deseydik, Türk halkı olarak bazı çevrelerin hoşuna gidecek şekilde davransaydık eğer, Türkiye'nin kaderi çok farklı. Belki şu anda İstanbul depremi olmuştu. Lütfen olaylara böyle bakın. İdrakınızı geniş. Rica ediyorum. Kader de her an yeniden. O yüzden bugün size birisi bir falcıya gidersiniz. Kader okuması yapar. Negatifi söyler. İnanmayın. Gidin. Kuşlara yemek verin. Kedileri besleyin. Hayvanları besleyin. Aç birini besleyin. Vaktiniz bol mu? Bir çocuk yuvasına gidin. Çocuklara kitap okuyun. Güzel şeyler yapın. Gerçekten dünyayı güzellik kurtaracak. Bir fidan dikin. O diktiğiniz fidanı tek bir fidan olarak görmeyin. Onun havayı temizlediğini, ama bakın bu idrakla. Bu havayı temizleyecek. Kurda kuşa yuva olacak. Karıncaya yuva olacak. Bu şuurla o fidanı diktiğiniz zaman dünyayı güzelleştirirsiniz ve kaderinizde yeni bir rota oluşturulur. Anladınız mı? O yüzden oturup ben falcıya gittim, şöyle bir olumsuzluk oldu diye ahvah etmenin hiç kimseye faydası yok. Evet. Yapmayın da zaten. Çok güzel anlattın. Gerçekten dünyayı sevgi kurtaracak. Sevgiyi öğrendiğimiz zaman zaten hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığını da anlayacağız. Tek ihtiyacımız aynen. Geçelim mi meditasyonumuza, şifa meditasyonumuza? Neler yapacağız? Dostlarımıza bir ön bilgilendirme yapalım. Şimdi her zaman söylediğim gibi meditasyonda bir oturuş şekli vardır. Sebebi şudur. İnsan çok katmanlı, çok boyutlu bir varlıktır. Biz sadece bu fizik bedenden ibaret değiliz. Matruşka gibi iç içe bebeklerden oluşuruz. Aynen o Rusların bebekleri gibidir. Biz bunlara insan bedenleri diyoruz. Burada benim bu gördüğünüz fizik bedenim. Yani öldüğümde burada kalacak olan kısmım. Bunun üzerinde dalgıç kıyafeti gibi bir kısmım vardır. Hepimizin vardır. Buna eterik beden denir. Eterik bedenin üzerinde de çakralarımız hızalı. Daima dik durun, dik oturun deme sebebimiz çakraların hizalanması için. O sebeple gerek nefes çalışmalarında, gerek meditasyon çalışmalarında daima dik otururuz. Olması gereken budur. Tamam mı arkadaşlar? Dik oturacağız, omuzlarımız rahat. Bu arada 5 dakika içinde meditasyona gireceğim. Lütfen evet, herkes gruplarında paylaşsın. Katılım ne kadar çok olursa, evet, katılım ne kadar çok olursa enerji o kadar büyük olur. Ve birleşmiş sinerjik enerji de orada daha güçlü bir etki yaratır. Şu an birlik kişi, herkes bir kişiyi getirse zaten yine bir sürü enerji, bir sürü can birlikte olmuş olacağız. Evet, birkaç dakika bekleyelim. Aynen öyle. Ben bu arada meditasyonu anlatayım nasıl oturacağımızı. Dik oturulacak. Daima gözlerimiz kapalıdır. Çünkü gözümüz açıkken beynimiz beta beyin frekansında. Meditasyon tamamen bilimsel bir tekniktir bu arada. Beyin dalgalarımızı düşürmek için gözlerimizi kapıyoruz. Çünkü dışsal gözümüzü kapattığımız zaman içsel gözümüz açılır. Kalp gözümüz açılır. Çok nadirdir gözün açıkken dışarıda görme. Yani yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. İleriki zamanlarda elbette gözün açıkken de görürsün ama yeni başlayan dostlar için söylüyorum. Gözlerini kapatsınlar, içsel gözlerini açsınlar. O zaman kalp gözü de açılır. Çok daha verimli, çok daha konsantre olmuş bir şekilde meditasyonlarını yaparlar. Bunu istiyoruz, rica ediyorum. Omuzlarımız rahat, sırtımız rahat. Metafizik saldırı nedir diye bir soru var. Hazırlanırken buna da kısaca değinelim mi? Çünkü bu tür çalışmalarda korkan dostlarımız olduğunu biliyorum. Çünkü bir enerji alanı açılıyor. Biz bir ışık yayıyoruz ve yaydığımız ışıktan diğer varlıkların girdiğinden korkan dostlarımız oluyor. Buna da bir açıklık getirelim. Hepimizin bir aura alanı vardır. Elma şeklinde torus enerjisidir bu. O yüzden elma sirkesi diye üstüne basa basa söyleme şeklim sebebim bu. Ya da elma, işte Apple'da filan elma. Sebebi budur. Torus enerjisiyle ilgilidir bu.
enerji alanınızı temiz tutmanız lazım. Evet. Işığınıza sahip çıkmanız lazım. Bunun için düzenli meditasyon ve nefes çalışmanız aura alanınızı temiz ve geniş, güçlü tutar. Ancak aura alanınızdan şüpheniz varsa, duşa girdiğinizde sirkeli suyla duş almanızı öneririm. Yine çeşitli okuduğunuz dualar bilhassa yeter kürsü. Aura alanınızı güçlü kılacaktır. Bu meditasyondan önce de eğer ki isterseniz en az 3 tane bir ayet-el kürsü okuyun. Fakat o ayet-el kürsüyü dilde değil. Bakın bizim yaptığımız tüm çalışmalar özdedir. O ayet-el kürsünün her harfinin etrafınızda sur olup döndüğünü, aura alanınıza yaşayan harfler olarak yerleştiğini imgeleyin ve imajine edin. Ve bu 7/24 sizi koruyor. Evet. Bu şekilde ayet-el kürsüyü okuyun. Tamam mı arkadaşlar? Ve orada Hıfz-ı Hüma ve Hüvel Aliyül Azim denilen kısım, son kısmıdır. Oraya geldiğinizde orayı 3 kere okuyun. Madem şüphe ediyorsunuz, acaba metafizik bir saldırı mı var gibi. Bu kısmını böyle yaparsanız çok daha verimli olur. Sabah okumanız, şimdi okumanızda fayda var. Eğer meditasyona oturuyorsanız ki enerji alanınızı koruyun. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Yine başınızın üstüne buraya beyaz bir örtü. Bakın camide amcalar beyaz bir şey takarlar. Git Yahudi'ye kipa takar. Her dinde Japonlar burayı uzatırlar, topuz yaparlar. Biliyorsunuz. Vikinglerde bile vardır bu gelenek. Bunun sebebi şudur. Tepe çakrasını koruma altına almaktır. Tepe çakramız. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Başınızın üstünde ama zaten saçlarımız da korur. Bu niyetle düşünürseniz tepe çakranızı koruyun. Enerji alanınıza sahip çıkın. Bakın bakalım ne mucizeler gerçekleşiyor. Evet. Hazırsak o zaman yorum burada. Kapatıyorum yanınıza, ben. İzninizle. Yanınıza lal taşı alabilirsiniz. Bazı koruyucu taşlar da etkiler. Koruma alanınızı güçlendirir. Bu şekilde de bir koruma oluşturabilirsiniz. Evet, zannediyorum şimdi herkes hazır. Başlayalım. Dilersen başla. Ben bir müzik açıyorum ama ses eğer fazla gelirse lütfen beni ikaz edin. Hiç kimseyi rahatsız etmeyin. Siz gayet iyiyim. Evet. Yeni başladım. Evet. Şu şekilde iyi mi? Tamam. Daima gözlerimiz kapalı ve lütfen konsantre halde burada bulun arkadaşlar. Bu bir şifa çalışmasıdır. Meditasyon gözlemci farkındalıktır. Görmeniz gerekiyor. Eğer göremiyorum diyorsanız hissetmeniz gerekir. Ya da hayalini kurun. İnsanların temsil sistemleri vardır. Görsel, işitsel ve dokunsal, kinestetik. O sebeple bazılarımız görür, bazılarımız duyar, bazılarımız da hisseder meditasyonda. Ben neden görmüyorum diye üzülmeyin. Diğer temsil sistemlerinden birine taşıyor olabilirsiniz. Bu kabulde olun. Şimdi bir nefes alalım ve aldığımız nefesle havada bulunan evrensel yaşam enerjisi, prana, ki, chi, onun içinde bulunan koşulsuz sevgi, saygıyı, nezaketi, uyumu, barışı, şifayı içimize çekelim. Ve şimdi hissedin. Ben güçlüyüm. Ben değerliyim. Ben yeteneklerimin farkındayım. Buradaki ben ego beni değildir. Can teninden bahsederim. O bendir. Ben ülkemi severim. Ülkemde yaşayanları severim. Olanı olduğu gibi kabul etmek ne demektir bilirim. Akışta olmak ne demektir bilirim. Gücümün farkındayım. Hepiniz bu sözleri yüreğinizde hissedin. Ve bir nefes alın. Teta bilenler kendi hızında hızlıca çıksınlar. Bilemeyenler geniş bir yeşillik alanda yan tarafta
taraftan su akıyor. İmajine edin, hayal edin. Orada hep beraber bulunduğumuzu, el ele tutuştuğumuzu hissetsinler. Birlikten kuvvet doğsun ve doğar. Şimdi var olan her şeyin yaratıcısının, Allah'ın, Tanrı'nın, Yaradan'ın koşulsuz sevgisini, huzurunu, şifasını, bilgeliğini hepimiz içimize doğru çekelim. Ve bu enerjiyi şu anda bir arada bulunduğumuz bu alanda çoğaltmaya başlayalım. Bizim burada bulunmamız bu enerjiyi artarak çoğaltır. Ve hepimiz ellerimizde enerji topları oluşturalım. Enerji küreleri. Ne renk olmasını isterseniz, belki şeffaf, belki yeşil, belki mor. Her bir rengin bir anlamı vardır. Beyaz hepsini kapsar. Yeşiller genelde şifadır, koşulsuz sevgidir. Pembe toplar bireysel sevgiyi ifade eder. Mavi huzurdur. Turuncu çoğalmaktır. Mor, idrakın açılmasıdır. Psişik uyanıştır, ruhsal uyanıştır. Ve şimdi bu topları, bu enerji kürelerini büyütün. Aldığınız her nefesle biraz daha büyütün. Ve bu enerji kürelerini daha da büyütün. Ve deprem bölgesine doğru göndermeye başlayalım. Onlar deprem bölgesine gelirken nezaketli bir kuş tüyü gibi kolaylıkla bu bölgeye nüfuz etsin. Bunu gözlemleyin. Ve tüm enkaza, enkazın altına, tüm katmanlara bu enerji küreleri yayılsın. Gözlemleyin. Ve düştüğü anda enerjiler artarak açığa çıksın. Şu anda orada bulunan bütün negatifliği, her türlü olumsuz duyguyu, düşünceyi, korkuyu, endişeyi, paniği, dehşeti tamamen sevgi frekansına dönüştürsün. Lütfen bunu gözlemleyin. Adeta bütün bu enerjileri içine alıp dönüştürsün. Bunu görün. Tertemiz bir şekilde yıkasın. Ve şu anda enkazın altında belki sesini çıkarmaya gücü kalmayan, açlıktan, soğuktan, susuzluktan, aşağıda kalan ama hala hayatta olan tüm canlılar için tekrar yukarıya çıkalım ve Yaradan'dan isteyelim. Allah'ım, şu anda enkazın altında bulunan, hala hayatta olan tüm canlıların termal kameralarla görünmeleri için kolaylıkla, uyumla yer altından çıkarılmaları için en üst mertebeli, en yüce şifa meleklerini ve bu konuyla alakalı olan tüm meleklerini, tüm rehberlerini lütfen vazifeli kıl şu anda ülkemiz için. Ve gökyüzünden bölük bölük meleklerin, rehberlerin indiğini, bu enkazın kolaylıkla kaldırıldığını, sanki bir tüy gibi, belki bir telekinezi ile, belki bir vinç ile kolaylıkla kaldırıldığını gözlemleyin. O demirlerin kalktığını, bu yaşayanların kolaylıkla dışarıya çıkarıldığını gözlemleyin. Her yaştan gencimizin, çocuğumuzun, insanımızın, canın büyüğü küçüğü olmaz, hayvanın, hepsinin kurtarıldığını gözlemleyin. Kolaylıkla, saatler sayılı, şu andan itibaren dakikalar sayılı. Ve şimdi bir kısmımız yukarıya çıkın. Orada enkaz bölgesini ısıtmak üzere yeni enerji küreleri oluşturun. Bunlar aşağıya soba görevi görecek. Dokunanı yakmasın ama ortamı ısıtsın. Bu şekilde enerji küreleri oluşturup enkaz bölgesine gönderin. O bölge ısınsın. Aşağıdaki arkadaşlar, dostlar, tanıdık tanımadık herkes ısınsın. Gözlemleyin. Sahra hastanelerinde görevliler, o bölgedeki herkesin ısındığını görün. Yüreklerinin ısındığını görün.
gönderin sobaları. Ve şimdi tekrar aşağıya inelim. Şifacı meleklerin açları doyurduğunu, susayanlara su verdiğini görün. Türk halkına manevi yardım daima gelmiştir ve gelecektir. Bizler görevliyiz. Türk halkı görevlidir. Anadolu'da kadın analar vardır. Emanetçiler vardır. Kutsal emanetçilerin yüzü hürmetine. Hudutları bekleyenlerin yüzü hürmetine. Hem göksel hudutları hem yeryüzü hudutlarını bekleyenlerin hürmetine Türk halkı korunur. Kendinize güvenin. Yaptığınız işe inanın. Ve şimdi tüm hastaların şifalandığını, şu an şimdi hepsinin iyileşmeye başladığını, mucizelerin havada uçuştuğunu görün. Allah'ın mucizeleri çoktur. Ve şimdi yukarıya çıkalım hep beraber. Mucize küreleri oluşturalım. Mucizelerden enerji topları oluşturalım. Büyük enerjiler, büyük mucizeler ve deprem bölgesine gönderelim. Biz hızlı hızlı gönderirken o küreler, o enerjiler kolaylıkla insin bir kuş tüyü gibi ve oralarda her santimetre karede mucizeler gerçekleşsin. Bunu görün, bunu gözlemleyin. Halkın rahatladığını, enerjilerin rahatladığını görün. Yüzlerin gülümsemeye başladığını, her çıkan canla umutların yeniden yeşerdiğini görün. Umut varsa yaşam var, yaşam varsa umut var. Bunu gözlemleyin. Herkese, oradaki herkese şifa gönderelim. Büyük küçük demeden, senden benden demeden, o parti şu parti demeden, o takım bu takım demeden, herkese şifa gönderelim. Herkesi Allah yarattı. Her canın içinde Allah'ın özü vardır. Hepsi Allah'tan bir öz taşır. Biz selam verdiğimizde o kişinin ruhundaki Allah'ın özünü selamlarız. Herkesin hayat görüşü, ahlaki durumu, yaşantısı size uymayabilir. Ama onun içinde Allah'ın bir özü vardır. O özü severiz. O özü selamlarız. Şu anda yaptığımız gibi tanıdığımız tanımadığımız herkese koşulsuz sevgiyle, güvenle, şefkatle, merhametle, yardımlaşarak şifa yolluyoruz. Haydi yeniden çıkalım. Ve yeniden el ele tutuşalım. Koşulsuz sevgiyi içinize çekin. Şefkati, merhameti, huzuru, güveni ve gücü. Allah'ın gücünü. Tüm hücrelerinizin bu yüksek enerjiyle doyduğunu göreceksiniz. Bazılarınız ağlamaya başladı. Bazılarınız titremeye başladı. Bazılarınız üşüyor, görüyorum. Korkmayın, emniyettesiniz. Ve devam ediyoruz. Şu anda aşağıda kükreyen bir fay hattı var. Şimdi onu şifalandırma zamanı. Elimizden geleni yapalım. İnsanın aklı, insan her şeyin üstündedir. Dört elementin üstündedir. Gezegenlerin üstündedir. Dört yönün üstündedir. Hepsinin bilgisine sahibiz. Kendinize güvenin. Yeter ki bu bilgiler açığa çıkarılabilsin. Bunu kolaylıkla yapabilin. Bunu yapabiliriz. Değiştirebiliriz. Ve şimdi tekrar yukarıya çıkalım. Herkesin bir görevi var. Herkesin. Kendinizi altın bir zırh içinde görebilirsiniz. Belki platin, belki gümüş. Bazılarınızın elinde bir kılıç, belki bir kama, belki bir asa olabilir. Kendinize inanın. Ve aşağıya iniyoruz. Görevli rehberlerle birlikte fay hatlarındaki negatif enerjiyi boşaltmak için iniyoruz. Buna niyet edin. Ne yaptığınızın farkına varın. Neyi istediğinizin farkına varın. O fay hatlarını belli noktalardan kuyular gibi açalım. Negatif enerjiyi boşaltalım. Yukarıya doğru çıktığını görelim. Ve çıkarken hiçbir varlığa zarar vermeden çıktığından emin olalım. Derin kuyular açın arkadaşlar. Çok derin kuyular açın. Bütün negatif enerjinin, bütün olumsuz gazların boşaldığını gözlemleyin. Kuyuların başında tek tek durun. Orada negatif varlıklar varsa bir besmele çekin. Bismillahirrahmanirrahim'in sırrı hürmetine. Bu negatif varlıkların bağlandığını görün. Hepsi bağlanır, emin olun. Besmele'nin gücüne inanın. Ve hepsinin
yargılanmak üzere Allah'ın katına çıkarıldığını gözlemleyin. Bütün bu negatif varlıkların bilerek veya bilmeyerek açılan bütün portalları kapatalım. Kasıtlı açılanlar, bilmeden açılanlar, merkaba bilenler, bütün portal kapılarının başına geçsin. Herkes merkabasını buraya koysun. Klonlayın koyun. Hayır arkadaşlar, buna gücümüz yeter. Negatif portalları kapayın. Ve şimdi bütün negatif enerjileri boşaltın. Bütün negatif gazları boşaltın. O derin kuyularla boşaldığını gözlemleyin. Ve fay hattındaki o gerginliğin giderildiğini görün. Tamamen huzurun, sükunetin, güvenin buraya hakim olduğunu gözlemleyin. Ve o fay hattının gittiği her yere bu huzur, bu güven, bu sükun enerjisi, bu sükunet enerjisi gitsin. Takip edin. Fay hattının en son noktasına kadar ülkemiz sınırlarını takip ederek gidin. Hem karadan hem denizden takip edin. Kıbrıs'ı unutmayın. Orası da bizimdir. Türkiye Cumhuriyetleri de gidin. Onlar da Türktür. Alanı geniş tutalım arkadaşlar. Gücünüzü elinize alın. Gücünüzün farkına varın. Bunu Allah için yapıyorsunuz. Bunu kendiniz için, ülkemiz için yapıyoruz. Farkına varın. Ne yaptığınızı bilin. Ve şimdi fay hatlarındaki o olumsuz enerjiler çıkarıldığında, negatif varlıklar gittiğinde bunu gözlemleyin. Ve en alttan başlayarak bu fay çatlaklarını yeniden bir araya getirelim. Aramızda mühendisler var. Siz zihninizden makineler üretip o fayları birleştirin. Biz şifacılar zamp döker yapıştırırız. Bu bir zihin işi. İstediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Fayları kapayın arkadaşlar. Oradaki enerjiyi söndürün. O negatif enerjiyi söndürün arkadaşlar. Birleşerek yapabiliriz. Gücünüzü elinize alın. Bunu gözünüzle göreceksiniz. Bunu gözünüzle göreceksiniz. Lütfen gözlemlemeye çalışın. Lütfen. Kendinize güvenin. Ve şimdi tekrar yukarıya çıkalım. Yukarıdan bakın Türkiye'ye. Rengin nasıl da açıldığını, insanların rahatladığını görün. Ve şimdi yukarıdan bir avuç toprak getirelim. Toprağı temizlememiz lazım. Ve toprağı yeniden yapılandıralım. Huzurla, koşulsuz sevgiyle, neşeyle, şifayla, bilgelikle toprağımızı temizleyelim. Mayalayalım. Ve şimdi suyu temizleyelim. Aynı şekilde huzur, güven, şifa, bilgelik, idrak, suyumuzu mayalayalım. Suyu temizleyelim. Ve şimdi havayı temizleyelim arkadaşlar. Aynı şekilde huzur katalım. Neşe, coşku, güven, uyum, nezaket, bilgelik katalım. Şifa katalım. Havamızı temizleyelim. Kolektif bilinci temizleyelim arkadaşlar. Bilerek veya bilmeyerek çok kirlettiler. Bunu temizlemek bizim boynumuzun borcu. Ve şimdi yukarıdan bakın Türkiye'ye. Havası, suyu, toprağı temizlenmiş. Ve şimdi yeni tohumların yeşerdiğini, yeni canlıların doğduğunu, bebeklerin doğduğunu gözlemleyin. Türklerin çoğaldığını, bölge insanının yeniden çoğaldığını gözlemleyin. Yeni gelen neslin yüksek idrakla geldiğini, bilinçli bir şekilde doğduğunu, herkesin bu dünyaya bir geliş amacı vardır, bir yaşama sebebi vardır. Bizler yiyip içip yatmak için gelmedik. Herkes hem maddi alemde mesleğini, işini en iyi şekilde yapmalı, hem de ruhsal planda işini en iyi şekilde yapmalı. En iyi versiyonunu gerçekleştirmeli. Bunun için çalışacak yeni nesil gelsin. Ve sizler de bunu gerçekleştirin. Bunun farkına varın. Bunun idrakına varın. Ve bir derin nefes alın. Bu idrakın
kendinizde açılmasına niyet edin. Ve şimdi yeniden çok güzel enerji küreleri oluşturalım. Koşulsuz sevgi küresi, şifa, neşe, mutluluk, güven, huzur, güvende olma, refah, konfor, uyum, nezaket. Tüm bu küreleri, bolluk bereketi Türkiye'ye doğru gönderelim. Ve Kıbrıs'a ve Türkiye Cumhuriyetleri'ne gönderelim. Buradaki insanların birbirine nasıl baktığını gözlemleyin. Birbirlerine inandıklarını görün. Uyumu görün. Herkesin işini en iyi şekilde yaptığını görün. Artık paranın değil, ahlakın, erdemlerin önde olduğunu görün. Herkesin ahlakımı nasıl daha iyi yükseltirim? Erdemlerimi nasıl artırabilirim? Nasıl daha iyi bir insan olurum? Nasıl pozitif frekansta kalırım? Dediğini duymaya başlayın. Herkesin mana alemi için çalışmaya başladığını, bunu yüksek bir idrakla yaptığını, bağnazlıkla değil, şekli değil, yürekten yaptığını görün, gözlemleyin. Gençlerin mutlu olduğunu, çocukların mutlu olduğunu, yaşlıların, gençlerin, herkesin, her kesimin haklarının korunduğunu, şiddetin olmayan, olmadığı, nefretin olmadığı, tamamen huzur, güven, mutluluk, refah, bilgelik dolu, şifa dolu günler. Bunların yaşandığını gözlemleyin arkadaşlar. Derin bir nefes al. Kendi gücüne teşekkür et. Yüksek benliğine teşekkür et. Rehberlerine, meleklerine. Bu meditasyonda ülkemiz için hiçbir menfaat beklemeden, koşulsuz sevgiyle şu anda bu enerjilere destek olan her cana, her ruha teşekkür edin. Teşekkür ederek çoğaltın. Bu güzel enerjileri çoğaltın. Evet, derin bir nefes al. Kendi ruhuna teşekkür et. Ve hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Çok güzel. Şifa olsun hepimize. O kadar güzel enerji aktı ki alev alev yandı bütün vücudum. Yani tutuşuyorum, alev alacağımı zannettim. Çok güzeldi. Ağzına yüreğine sağlık. Bizimle birlikte olan bütün canlara tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen enerjiyle hep birlikte oldu. Muhteşem bir enerji aktı. Teşekkür ediyorum. Şifa olsun. Tarafçı olsun şifamız, bilgeliğimiz, idrakımız hepimizin. Rabbimden bunu istiyorum. Mucizeler bekliyorum. Gözümüz kulağımız orada, yüreğimiz orada. Güzel haberler alacağız. Bundan sonraki günlerimiz güzellikle, kolaylıkla, refah içinde, sevgiyle, saygıyla birlikte olduğumuz, birlikte güzel günler yaşadığımız günlerimiz olacak inşallah. Tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Sevgili Nur, seni çok seviyorum. Kucak dostu sevgilerimi gönderiyorum. Kalbimden kalbine mutmain oldu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şifa olsun. Sağ olun. Şifa olsun. Tekrar görüşürüz. Tekrar görüşürüz. Şimdi bir şey sorayım. Tekrar bu videoyu izlemek isterlerse aynı enerjiye bağlanabiliyorlar mı? Şimdi kaydedecek misiniz diye soranlar olmuştu. Kaydedin. Bizler tabii yüksek enerjileri oraya ben üzerine yine koyuyorum. Tekrar aynı enerjiyle yapabilirler. Kendinden endişe eden aurasından 3 ayet-el kürsi okuyup öyle yapsın meditasyonunu. O çok yüksek bir muhafızdır.
çok en yüksek şekilde korur. Evet. Kendilerine güvenmesi. Öncelikle insanın kendine güvenmesi, yaptığı işin bilerek yapması, farkında yapması çok önemli, öyle değil mi? Acaba zihin mi devreye giriyor diye çok soru geliyor çünkü. Bunu zihnim mi yaptı, zihin mi devreye girdi diye. Hayır. Siz oraya çıkarken ben gideyim de şurada kendime bir pelerin giydireyim demiyorsunuz. Gördüğünüz şey doğrudur. Birçok dostum şu anda ben görüyorum onları esas yüksek benliklerini gördüler. Ne olduklarını gördüler. O yüzden kendilerine güvensinler, şüphe etmesinler. Evet. Ve korkmasınlar. Evet. Güvende dünkü çalışmadan dolayı boynum ağrıyor, sırtım ağrıyor diyenler var. Dün de sanırım Serpan'da çalışma vardı. Çok yüksek enerjiye maruz kaldı ve hücresel bilgisinde bu enerji kayıtlı değilmiş. İlk defa beden tanıştığı için şokta. Bir sirkeli banyo yapsın, sirkeli suyla toparlanacak. Negatif enerji değil o. Hücre bilgisine ilk defa bu meditasyon enerjisi girdiği için oluyor. Yani şöyle düşünelim. Çok Evet. yoğun spor yaparsınız, tutulursunuz ya, onun gibi. O yüksek enerji Evet. onu o anda ağır gelmiş. Gördüklerim doğru muydu diyen dostlarımız. Evet. Doğru. Evet. Hani merak ettikleri sorular varsa onları sen gitmeden soruyorum ki hani şey olsun. Ay konuşamadım, kelimeleri bir araya getirmedim. Rahat uyusunlar. Kafaları, zihinleri bulanık olmasın diye. Gülkemin üzerinde ışık doğdu diyor. Ben de okuyorum. Işık gördüm. Işık olarak gidiyoruz. Çok teşekkürler. Birisi şey yazmış. Esniyorum yazdı az önce. Çok güzel. Esnemek negatif enerjiyi boşaltmak sebebidir. Boşaltır. O yüzden çok güzel. Şifa oldu. Evet, esnemek dedi. Esnerseniz güzel olur. Boyunda ağırlık epifiz bezi aktivasyonu olurken biliyorsunuz omurgamız 33 tane omurdan oluşur. Tesbih zaten bununla alakalı bir şey. Biliyorsunuz tüm dinlerde tesbih vardır. Burada 33 omur, Evet. 33 boncuğa denk gelir. İmami kuyruk sokumu veya epifize çıkan beyin sapını temsil eder. O enerji epifize giden enerji olduğu için ağır geldi, şok oldu. Epifiz bezi aktivasyonu başlamış Evet. o arkadaşlarda. Hani çok derse girmek istemiyorum, sıkmak bunaltmak istemiyorum, bilgi alanı olmayabilir. Ama epifiz aktivasyonu başladığı için orada Evet. bir ağırlık oluyor. Işık gördüm diyenler de ışıkları doğru mu diye soruyorlar. Doğrudur. Sarı altın ışık yaratım enerjisidir. Yeni bir başlangıç. Aynı zamanda bilmektir. Göbek çakrasına Evet. denk gelir biliyorsunuz. Kontrol altında. Ben onu öyle yorarım. Yaradan'ın Evet. kontrolü altında. Metalik koku hissettim yani var. Meleklerin dolayı. Melekler yanımıza geldiğinde şimdi bakın meditasyonda söyledim. Üç tane işletim sistemimiz var. Görsel, işitsel ve dokunsal, kinestetik. Bazıları duyar. Oraya gider yanında birisi der ki bak şimdi şöyle oldu. Kulağına fısıldar. O işitseldir o kişi. Bazısı net görür, ışık görür, bir şey görür. O görseldir. Bazısı da hisseder, koku hisseder mesela. O da dokunsal bir kişi. Hepsininki doğru. Melekler yanımıza geldiğinde evet kokularını hissederiz. Metalik kokular olur, çiçek kokuları olur. Bazen nadiren acı bir biber kokusu gibi de geliyorlar. Görürsün, kokuyu hissedersin, enerjiyi hissedersin. Bir jöle gibidir onlar. Ya çeşitli boyda oluyor. Melekler küçüğü de vardır. 3,5-4 metre olan da vardır. Hepsini görebilirler. Yani inanın artık algılar açılıyor ve frekans çok yükseldi. Esasen bu olayların başlangıç sebebi nedir biliyor musunuz? Dünyanın şuman Evet. rezonansı çok yükseldi. Ve bu bazı bölgeleri çok rahatsız ediyor bazı kişileri, bazı gizli örgütleri. O sebeple de bu rezonansı düşürmek adına işte bu suları kirletmeleri, havayı, toprağı, bu takım korku frekansını artırma sebepleri de budur. Schumann rezonansını düşürmek için bunu yapıyorlar. Ama bizler bu tarz manipülasyonlara gelmeyelim. Ara ara tekrar bir araya gelip havamızı, suyumuzu, toprağımızı temizleyelim. Yeniden yapılandıralım, mayalayalım. Çok daha farklı teknikler uygulayalım. Biz burayı yaşanılır hale getirelim. Başkasından bekle. Hem maddi alemde biz bunu yapacağız, hem mali alemde yapacağız. Madem yetkiler verildi, elimizden geleni yapacağız. Hani atamın da bir sözü vardır. Ülkesini en çok seven, görevini en iyi yapandır der. Biz de görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Her Evet. anlamda, her boyutta. Karanlık gördüm, korkmalı değilim diyenler var. Hayır,
Korkmasın, onların hepsini evet. toplayıp gönderdik. Çok güzel. Evet. Hiç korkmasın. Titreşimi hissettim diyenler var. Evet. Tekrar katılabilir miyiz? Evet, tekrar katılabilir miyiz diyenler var. Katılabilirler. Biz, sıkıntısı olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki yaparlar. Etrafta çiçekler görmüş. Çok çok güzel. Tekrar bunu yapsınlar. Bir araya gelip yapsınlar. Biz her gün derslerde yapıyoruz. Hem dersin başında hem sonunda yapıyoruz. Zaten hep yapardık. Hep bu tarz şifa meditasyonlarıyla. Ama tabii bu ara biraz daha arttırdık. Eskiden hani kendi evet. ailemiz kadar yapardık. Ama bugünkü durum farklı olduğu için, olağanüstü bir durum olduğu için onun da sebebi şudur. Başka insanların kaderlerine müdahale edemeyiz. Yoksa kötü niyetimizden değil. O insanlar bunu yaşayacak ve buradan ahlak ve erdemler öğrenerek, güçlenerek çıkacaklar. Amaç budur. O yüzden insanlar olumsuz şeyler yaşarlar. Biz de o yüzden kimsenin kader kontratlarını etkilememek adına müdahale etmezdik. Ama bu olağanüstülükten sonra mecburen evet. toplu şifalar yapıyoruz. Mikal ve orduları yazan var. Mikal ve orduları... Doğru, Mikal de buradaydı. Mikail de buradaydı. En görevliler dedim. İsim vermedim. Evet. Görenlere teşekkür ediyorum. Evet, dostlarımız yazıyorlar. Esnemeler olmuş. Vücudunda titreme olanlar var. Üşüyen var. Ateş basan var. Üşüme ve sıcaklık arasındaki farkı söyleyebilir miyiz? Yok, onu öyle düşünmeyelim. Enerji ve ısı farkı olmasının sebebi bu titreşimle bu frekansa uyumlanmaktan dolayıdır. Avuç içlerinde titreme, ağırlık basması, sırtına bir ağırlık basması, başında bir ağırlık olabilir. Terleme, üşüme olabilir. Enerjiye uyumlanıyor vücudu. Rezonansa geliyor. Bunların hepsi bilimsel şeyler. O yüzden çok önemli. Gözyaşları. Evet. Arındığında Hipokrat'ın söylediği, İbn Arabi'nin söylediği şeyler vardır. Kan, balgam, safra ve sevda ile insan bedeni temizlenir. Oradaki sevda gözyaşlarıdır. Aşkın ateşiyle akan gözyaşı çok önemli. Şifanın gücüyle akan çok çok önemli. O yüzden ne diyelim? Şifa olsun. Şifa olsun. Mavi kartal, mavi görmeni Sirius. 4 tane ruh hayvanımız var. Kartal da bunlardan biridir. Yani bunlar tabii şimdi farklı derslerin konuları. Çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz evet. görüler doğru. Çok güzel. Şimdi baş ağrısı 3. göz aktivasyonunun başlamasından dolayı. Uyku hali frekansınız düştüğü için, beyin frekansını düşürdük çünkü beta'dan alfa'ya ve teta'ya çektiğimiz için bu uyku hali gelir, normaldir. Şifa frekansındasınız. Kendinize şifa aktığını gözlemleyin şu anda. Şifa olsun. Evet, herkese çok şifa olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz bir olduk, birlikte kenetlendik ve birlikte olmanın gücünü hissettik şu an. Çok teşekkür ediyorum. Yine beklerim. Yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Herkes birbirimize şifa olsun arkadaşlar. Bizimle birlikte olan herkese çok teşekkürler. Hepinize şifa olsun. Hayırlı geceler.